Buyurun. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda en önemli başlığın pandemi olduğunu belirterek önemli açıklamalarda 1 milyona bulundu. yaklaşırken ölü sayısı da 900 bini aştı. Kurallara riayet edilmesi konusunda uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ilimizde ihtiyaçlara göre ilave alıyoruz. Bu çerçevede kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir şeklinde konuştu. Bu çerçevede kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Riskli illerde il hıfzı sağ kurulu kararı ile kapasite sınırlamasına da gidilebilecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir. Esnek ve kademeli mesai usullerinin yaygın şekilde tatbiki sağlanacak. Kabine toplantısında COVID-19 salgını ile ilgili gelişmeleri görüştüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit etmeyi sürdürüyor. Vaka ve vefat sayılarındaki kısmi yükselişten üzüntü duyuyoruz diye konuştu. Salgın tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit etmeyi sürdürüyor. Dünyada vaka sayısı 28 milyona yaklaşırken ölü sayısı da 900 bini aştı. Okulların açılmasına yönelik önemli açıklamada bulunan Erdoğan, yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Ailelerin tercihine göre, buranın altını çiziyorum. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatlarının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir. Ekonomik gelişmelere değinen ve tüm verilen üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşanacağına işaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos ayı ihracatımızı geçen yılın aynı ayının bile üzerinde bir rakamla kapattık diye konuştu. Tüm veriler üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımıza işaret ediyor. Yılın ilk 8 ayında sanayi siciline kayıt yaptıran firma sayısının geçen yıla göre %8 artarak 9.352'yi bulması bu alandaki canlılığın işaretlerinden biridir. Pek çok gelişmiş ülkenin açıkladığı ekonomik paket destekleri kağıt üzerinde kalırken biz taahhüt ettiğimiz her şeyin neredeyse tamamını hayata geçirdik. Asıl işin vatandaşın kendinde bittiğini söyleyen Erdoğan, her vatandaşımızı kendimizin, evlatlarımızın, aile büyüklerimizin, sevdiklerimizin sağlığı için seferberlik ruhuyla bu sürece destek vermeye davet ediyorum dedi. Asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, sokakta, iş yerinde, hatta evde belirlenen kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler tek başına bizi virüsten koruyabilir. Daha iyi bir çözüm bulunana kadar hayatımızı temizlik,